Ve Van 100. Yıl Üniversitesi'nde bulunan Van Kedi Villası'na geldik. Şöyle tatlış bir girişi var. Girelim. 2,5 TL kişi başı giriş ücreti varmış. Güzel bir villa yapmışlar. Hadi bakalım villayı inceleyelim. Bir tane de Van kedisi sahiplenip dönelim. Kısmet olursa. Evet Mustafa. Hadi benim annem izin vermiyor. Sen bekar evli adamsın da. Sevgi teyze benim de annem çünkü. Benim de evimin dağıtılmasını izah etmez. Evet arkadaşlar. Hayvanların sağlığı için lütfen sosyal mesafeyi koruyalım. Van kedisi koruma altındadır diyor. Şimdi içeri giriyoruz. Evet, içeri girdik. En son 350 liraydı ama şimdi ne kadar oldu? Küçük olanlar içerisinde. Bunlar şunlar. Bakıyorlar şunların yavrulara bak. Böyle bir oyun alanları var sanırım. Neyin sen? Oğlum bu kadar rahatsız etme. Biraz sev. Sev onları. Biz ne yapıyoruz? Ne be adamı dürtüklüyorsun dürtüklüyorsun. Vay be adamların villası varmış. Harbiden villaları var yani. Şuraya bir bakar mısın? İlk başta şöyle söyleyeyim. İlk girişte cam fanusların içerisinde gördüğümde üzüldüm. Ama şuraya baktığım zaman gayet güzel bir ortamları var. Burada da yemek yiyorlar. Sevdim. Yemek odaları mı? Evet. Aa, burada yemek odaları varmış arkadaşlar. Şu tipine bir bak ya sen. Evet bak dışarı çıkabiliyorlar, istedikleri zamanda girebiliyorlar. Bu anlamda biraz daha özgürlükçü bir yapı olduğunu gördüm. En erkekler ve bayanlar ayrılır dışarı. Kapalı bir kutu içerisinde değiller. Adamların havuzu var ya. Mustafa adamların havuzu var. Bak ya şuradaki fotoğraflara bir bakar mısınız? Şöyle biraz daha içeriye dolaşalım. Evet, meşhur bir poz daha var. Hemen o pozu da göstereyim. Düşünsene ya, şöyle bir tatlış bir kedinin olduğunu. Sadece Van'da mı var bu kedi? Evet, başka bir yerde yok. Allah Allah. Buraya bak. Ne kadar tatlış ya. Bir ayağını çeker misin Mustafa? Buraya bak. Tatlış ya. Minik bir yavru. Gözlere bir bak ya. Bahçeleri de var. Burası dinlenme odası da varmış. Bak. Bak. Harbiden de dinleniyor. Oraya uzanmış. Şurada yatakları var. Hani yatak? Sol tarafta. Haa üst tarafta da yatakları varmış. Şuraya doğru bir zoom yapayım bakayım. Bak. Bu diğer oda, o oda ne odasıymış? Yemek odası. O yemek taraf odası. Erkekler, bu taraf dişiler. Ha. Yemek odası yine. Burası boş bir oda. Malzeme odası, onları geç. Ha? Ve birçoğu da yorulmuş. Ha, bak bunlar yeni doğan. Bunlar biraz daha iriler herhalde, biraz daha büyükler. Şunlar arkadakiler yeni doğanlar. Ha, bu kadar minnoş bir tane daha var. Bir aylık falan. Ve bir tanesi de yukarıda. Bak nasıl sevdiriyor kendini ya. Ben senin o ağzına bir bak ya. Minnoş minnoş. Bahçelerine gidelim mi? Evet. Adamlar haremlik selamlık yapmış. Erkek kedi çay bahçesini koymuşlar. Bak. Erkek çay bahçesi değil, erkek kedi bahçesi. Ha, erkek kedi çay bahçesi. Öyle mi dedim? Çay bahçesi mi dedim? Yalnız burası iğrenç bir koku var. İnşallah kedilerden değil. Şurada herhalde bir... Yok. Kedilerden kaynaklı koku. Gider var. Ama baktığın zaman... Bak buraya da bir tane açık havuz koymuşlar. Gel havuza doğru gidelim. Ama havuz çok sıcakta kalmış. Ama dikkat ettin bilmiyorum. Açık bahçe tarafına çok fazla kedi çıkmamış. Genellikle içeride kalmışlar. Sıcak olduğu için çıkmıyorlar. Muhtemelen. Soğuk olduğunda hepsi burada dolanıyordu. Benim gördüğüm çok az tepkili. Yani tepkisiz bir kedi grubu. Artık burada dura dura mayışmışlar mı? Yoksa genel yapıları mı bu şekilde bilmiyorum ama
Genelde böyle değiller. Genel Ben anlamda de bir tane çok Van kedisi vardı. uyuşuklardı. Düşman başına derler Evde mi? ya. Köyde vardı, beslediydik. Güzelmiş. Arkaya gidelim. Ve First Lady'lerin tarafına geldik. Yani bakışta ilk görünüşte bir ayırt edemiyoruz. Aynısını yapmışlar. Ne var? Yeni bir havuzumuz var. En azından ses çıkartıyor. En azından bir tepki veriyor. Öyle değil mi? Evet, kızana girmiş olabilir. Gidelim. Yalnız kediler suyu çok sevmezler. Sadece şuradan bence su içiyorlardır. Muhtemelen içerisine girip serinlediklerini düşünmüyorum. Ama bol bol su içiyorlardır. İyi bakalım, kedi evi de bu şekildeydi arkadaşlar. Van'a yolunuz düşerse, üniversitesine yolunuz düşerse 2,5 TL ödeyerekten gelebilirsiniz. Sanırım tek renk gözü olanların 350 TL fiyatı varmış. Çift renk olanların da 500 TL gibi bir fiyatı varmış. Bunlardan da parasını vererek sahipleniyorsunuz maalesef. Tabii bu fiyatlar pandemiden önceydi. Aynen. Sahiplenebilirsiniz arkadaşlar. Oldukça sevimliler. Evet, kedi evi de bittiğine göre, gördüğümüze göre bir sonraki durağımıza gidebiliriz. Muradiye Şelalesi'nden itibaren. Evet, sıradaki durağımız Muradiye Bildiğiniz Şelalesi gibi değil mi? Muradiye Şelalesi'ydi, evet. Evet, Türkiye'nin en güzel doğal güzelliklerinden birisi seçilmiş zamanında. Doğrudur. Evet, bir de şurada bir köprü var arkadaşlar, arka tarafında. Birazdan geçeceğiz onu. Evet, Vizyon TL'de sahnenin biri burada çekilmiş. Dağa çıktıkları sahne. Evet. Televizyonu çalıştırmak için. Televizyonu çalıştırmak için gittikleri sahne. Öncelikle şelaleye doğru bir gidelim. Biraz şelaleden görüntü alalım. Evet. Kaçıncı gelişin diye sormayacağım herhalde. Yani günde en az 2 kere gelip mangal Defalarca gelmişler. Teknik alandır, mesire alan olarak geçer. Arkadaşlar, efsane bir görüntü var. Buraya bak. Arkadaşlar resimden çekinsinler, ondan sonra bakarız. Buraya bir bakar mısın? Ya buranın şöyle bir güzelliği var. Sadece Van'ın halkı gelmiyor. Iğdır'dan, Bitlis'ten, onun Evet. ardından Ağrı'dan, yakın çevrelerden çok geliyorlar. Peki, İçeride insanlar suyun içerisine girmiş. Girdin mi sen de? Girdim. Soğuk Hem mu? soğuk hem şimdi girdim. Yani yaz döneminde girdim hem de kışın buz gibi Evet. buz kristalleri oluşuyor, şelale donuyor. O zaman da girdim. O zaman Arkadaşlar, kaydık. yaklaşık bir haftadır İzmir'deyim, tatil yapıyorum, güneş altındayım, yanmadım ama şurada bir günde Van'da, Van'ın sıcağında bir günde amele yanıkları doldu. Muhtemelen daha fazla yanacağız gibi Bunun görünüyor. olmasının sebebini söyleyeyim. Rakımı yüksek olan bir ondan dolayı Evet. soğuğu da sıcağı da çok farklı yakar Şimdi insanı. girişte yükseltiye baktık rakıma. 1800 görünüyordu değil En mi? düşük. Bak, girişte normal caddenin olduğu yer 1800 metre. En düşük Ulan Uludağ'ın zirvesine kadar ki bunların düz sokakta yürüdükleri yer 1800'den başlıyor. Dağlık tepelik yerleri de söylemiyorum tabii ki daha. Birazdan biz de şu aşağı doğru ineceğiz ve oralara bakacağız. Evet arkadaşlar, Muradiye Şelalesi'ne geldik. Türkiye'nin sayılı doğal güzelliklerinden birisi. Yaklaşık 50 metre yüksekliğe sahipmiş burası. Neden Muradiye Şelalesi deniliyor? 4. Murat'tan ötürü buraya Muradiye Şelalesi demişler. Bir gün bir sefer esnasında bu yakınlardan geçtiği için bu ismi vermişler. Buraya yazın gelmedim. İlk defa şu an geliyorum. İşte kışın gelmedim. Ancak Mustafa kışında geldi. Kışın burası komple buz tutuyormuş, öyle mi? Doğrudur. Kışın buz oluyor. Aslında kışın ayrı bir güzelliği olur, yazın ayrı bir güzelliği olur Aynen öyle. sanırım. Arkadaşlar isterse internetten kış manzaralarına bakabilirler. Aynen. Zaten şurada bir köprü var. Birazdan oraya gideceğiz arkadaşlar. Bizon TL hikayesi vardı. Onu da söyleyeceğiz. Su oldukça serin. Mutlaka ziyaret edebilirsiniz. Yukarıda mangal alanları da var. Alın mangalınızı, gelin. Muradiye Şelalesi'ni ziyaret edin. Evet arkadaşlar, Muradiye'deki Asma Köprü'nün oraya geldik. Bir tarafı Van, diğer tarafı Ağrı'ya bağlayan kutsal köprü. Şakadan şaka. Bu köyü diğer köye bağlayan normalde köprü. Vizyon TL'de geçmişti değil mi? Şöyle söyleyeyim mi? Vizyon TL'de bir sahne vardı. O Aha. sahne şuydu, hani televizyon yayını yapabilmesi için bir dağa tırmanıyorlardı. Orada Evet, o Ağrı'da Vizyon TL Van'da mı geçiyor? bir kısmı Muradiye'de çekilmişti Ha. bölümleri.
O köprüden geçiyorlardı orada, dikkat ederlerse Yılmaz Erdoğan başkanı evet. falan olduğunda bir şey. Bu köprü aslında. Haydi bakalım köprüye. Eğer bakabilirseniz anlarsınız ne demek istediğinizi. Ve ilerledikçe ortada sallanıyor. Evet, biraz sallanıyor. Ürkütücü bir yapısı var. Var. Yine sallanmaya başladı. Mustafa. Şimdi manzaraya bak. Yalnız burada böyle çok ağır kişilerle hep beraber geçmemek anda, lazım. Aynen. Yavaş gittiğimiz için fazla sallanmıyor ama çok kişi olduğu zaman beşik gibi oraya bir oynayana bir 88 kilo ben. 72 kilo sen. Olduk bu 150 kilo. Bir tarafa dönüyor. Evet. O halde Muradiye yani Şelalesi turumuzu burada sonlandırmış olalım arkadaşlar.